Mehmet Barlas, Irak ve Suriye asla bize model olamazlar. Sırtlarında binlerce yılın yükünü ve kültürünü taşıyan bu coğrafyanın iki kenti şimdi birer savaş ve kırım alanı. Irak'ın Musul'u ve Suriye'nin Halep'i şu anda insanlık trajedilerine sahne olmaktalar. Aşıkların yoluna düştüğü Bağdat'ta hemen her gün bombalarla sarsılmakta, bazılarının Birinci Dünya Savaşı Orta Doğu'da devam ediyor şeklinde değerlendirdiği bu felaketli durumun Türkiye'ye yansımaları da trajik boyutlardı. Terörizmin aldığı canlar bir yanda, Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların milyonlara ulaşan sayıları öte yanda Türkiye'yi sıkıştırmaktalar. Birleşmiş Milletler Yok bu tabloda Birleşmiş Milletler benzeri kuruluşların bölge insanlarına hiçbir olumlu katkısı yok. 1990'larda Sırpların Bosna'da sahnelediği soykırıma nasıl uluslararası camia seyirci kaldıysa, Suriye ve Irak'taki trajediler öyle izleniyor. Daha da kötüsü Orta Doğu'yu paylaşmayı alışkanlık haline getiren güçler, kırımları gerçekleştirenleri silahlarla ve bombalarla besliyor. İkinci Kurtuluş Savaşı. Bir anlamda Türk'ün yeniden ateşle imtihanı yaşanmakta ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemiyle ikinci kurtuluş savaşındayız. Bu savaşı kaybetmemiz gibi bir ihtimal yok. Ankara'nın, İstanbul'un, Halep'e, Musul'a benzemeleri gibi bir ihtimali düşünmemiz bile mümkün değil. Ama 15 Temmuz gecesi dış güçlerin kuklaları olan hainlerin bu ihtimali gerçekleştirmeye çalıştıklarını da gördük. CIA'in ve FETÖ'nün askerleri o gece Türk kentlerini kana ve ateşe boğdular. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığı ve halkın hem vatana hem demokrasiye sahip çıkması olmasaydı şu anda Suriye'deki veya Irak'taki gibi bir iç savaş yaşıyor olacaktık. Yaşadığımız bu günleri bilinçle değerlendirmeliyiz. Bu bilincin ittihatçı darbelerle yok edildiği Osmanlı'nın son günleri kulaklarımıza küpe olmalıdır. İhanetle siyasetin birbirine karıştırılmasına asla izin vermeyelim. Mehmet Barlas Sabah